Global Firepower Index, en güçlü ordular listesinde yaklaşık 50 değişken baz alınarak orduların gücünü hesaplayıp sıralıyor. Endekse askere çağrılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor. Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor. İşte bu endekse göre ordusu en güçlü 10 ülke. Onuncu sırada Japonya var. Japonya'nın savaş durumunda askere çağırabileceği nüfusu 53 milyon. Tank sayısı 767, uçak sayısı 1595, nükleer başlık sayısı 0, uçak gemisi sayısı 1, denizaltı sayısı 16. Savunma bütçesi ise 49 milyar 100 milyon dolar. Dokuzuncu sırada karşımıza Güney Kore çıkıyor. Güney Kore'nin savaş durumunda askere çağırabileceği nüfusu 25 milyon 609 bin. Güney Kore'nin tank sayısı 2346, uçak sayısı 1393, nükleer başlık sayısı ise 0. Uçak gemisi bulunmayan Güney Kore'nin denizaltı sayısı ise 14. Savunma bütçesinde 33 milyar 700 milyon doları ayırmış durumda. Sekizinci sırada karşımıza Türkiye çıkıyor. Türkiye'nin savaş durumunda askere çağırabileceği nüfusu 41 milyon 637 bin 773. Türkiye'nin tank sayısı 3657, uçak sayısı 989, nükleer başlık sayısı 0, uçak gemisi sayısı 0, denizaltı sayısı ise 14. Türkiye'nin savunma bütçesine ayırmış olduğu miktar 18 milyar 185 milyon dolar. Yedinci sırada karşımıza Almanya çıkıyor. Almanya'nın savaş durumunda askere çağırabileceği nüfusu 36 milyon 417 bin 842 kişi. Tank sayısı 408 olan Almanya'nın uçak sayısı 710, nükleer başlık sayısı 0, uçak gemisi sayısı da keza 0. Almanya'nın denizaltı sayısı 4, savunma bütçesi ise 45 milyar dolar. Fransa'nın savaş durumunda askere çağırabileceği nüfusu 28 milyon 802 bin 96. Fransa'nın tank sayısı 423, uçak sayısı 1203, nükleer başlık sayısı ise 300. Bir tane uçak gemisine sahip olan Fransa, 10 tane de denizaltısını donanmasında bulunduruyor. Fransa'nın 43 milyar dolar savunma bütçesi var. Beşinci sırada karşımıza İngiltere çıkıyor. İngiltere savaş durumunda 29 milyon 164 bin 233 kişiyi savaşa çağırabiliyor. İngiltere'nin tank sayısı 407, uçak sayısı 908, nükleer başlık sayısı 225, uçak gemisi sayısı 1 ve denizaltı sayısı 11. İngiltere'nin savunma bütçesine ayırmış olduğu miktar 53 milyar 600 milyon dolar. Dördüncü sırada Hindistan var. Hindistan'ın savaş durumunda askere çağırabileceği nüfusu 615 milyon 201 bin 57 kişi. Hindistan'ın sahip olmuş olduğu 3569 tane tankı, 1785 tane uçağı, 8 ila 100 arası nükleer başlığı ve 2 tane de uçak gemisi var. Ayrıca Hindistan 17 tane denizaltısına sahip bulunuyor. Hindistan'ın savunmaya ayırmış olduğu bütçe 46 milyar dolar. Üçüncü sırada Çin var. Çin'in savaş durumunda askere çağırabileceği nüfusu 749 milyon 610 bin 775 kişi. Çin'in 9150 tane tankı, 2788 tane uçağı, 250 tane nükleer başlığı, 1 tane uçak gemisi ve 69 tane denizaltısı bulunuyor.
Çin 126 milyar doları savunma bütçesine ayırmış durumda. İkinci sırada karşımıza Rusya çıkıyor. Rusya savaş durumunda askere 69 milyon 117 bin 271 kişiyi çağırabiliyor. Rusya'nın tank sayısı 15 bin. 3082 tane uçağı bünyesinde bulunduran Rusya, 8484 tane nükleer başlığa, 1 tane uçak gemisine, 63 tane de denizaltısına sahip. Rusya'nın savunma bütçesine ayırdığı miktar 76 milyar 600 milyon dolar. Ve birinci sırada karşımıza ABD çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri savaş durumunda askere 145 milyon 212 bin 12 kişiyi çağırabiliyor. 8325 tane tanka, 13683 tane uçağa, 7506 tane nükleer başlığa, 10 tane uçak gemisine sahip olan ABD, 72 tane de denizaltısını bünyesinde bulunduruyor. 612 milyar 500 milyon dolarlık bütçesini de savunmaya ayırmış durumda. Bütün bu bilgiler istatistiki bilgiler. Peki istatistiki bilgiler bütün parametreleri yansıtıyor mu? Gelin tarih akışı içinde verilerin bizi şaşırttığı 4 hadiseye gidelim. İpek yolunu hakimiyet altına almak isteyen Göktürklüler Sasanilerin topraklarına girdi. Topraklarına yükledikleri anlamın inançsal boyutu oldukça yüksek olan Sasaniler, sadece 14 bin piyadeyle 300 bin kişilik Göktürk ordusunun 280 binini öldürmeyi başardı. İbni Haldun'un asabiyet teziyle sosyolojik boyutta açıklanan bu savaş, tarihin gördüğü ender savaşlardan biri. Zira Alparslan 50 bin kişilik ordusuyla 300 bin kişilik Bizans'ı yenmiş durumda. Bazı sosyologlar bunu İslam inancının etkisi olarak açıklarken bazıları ise zamanın ruhuyla açıklıyor. Ne olursa olsun istatistikler her zaman doğruyu göstermeyebiliyor. Viyana kuşatmasında Viyana kapılarına dayanan Osmanlı 125 bin askeri güce sahipti. Kutsal Germen İmparatorluğu'nun ise sadece 21 bin askeri gücü bulunuyordu. İster uzun süredir seferde olan ordunun yorgunluğu deyin, ister Germen İmparatorluğu'nun doğru savunması deyin, arada 6 kat askeri güç vardı. Kuşatma kaldırılmak zorunda kalındı. Tarihte gerçeklerin istatistikleri en çok yalanladığı iki savaş. İtilaf devletlerinin sahip oldukları 84 ağır zırhlı savaş gemisi ve 13 denizaltısına karşın Osmanlı Devleti'nin sadece küçük çapta savaş gemileri ve 8 tane denizaltısı vardı. Diğer taraftan İngilizlerin 55-60 tane uçağına karşılık Osmanlı'nın sadece 22 uçağı bulunuyordu. Kurtuluş Savaşı'nda ise İtilaf Devletleri'nin 484 bin askeri gücüne karşılık Türkiye'nin sadece 271 bin askeri gücü bulunuyordu. Bu veriler ile savaş sonuçları farklı sonuçları işaret ediyorlar. Uzmanlara göre bu savaşların gidişatının değişmesindeki en büyük etken toprağa ve inanca olan bağlılık gösteriliyor. Sosyolojik bağlamda da düşünülürse tespit hemen hemen aynı yere çıkıyor. Bakalım bundan sonra istatistikler bize doğruyu ne kadar haber verecek?